Simi'de geziyoruz. İşin güzelliğini bir şekilde seziyoruz. Çünkü tekrar ediyorum çok ama çok enteresan. Bizim belediye reislerine ve belediyecilere ve cezaları olmayan Türk milletine söylüyorum. Yapı cezası olmayan Türk milleti. Yapılan cezalar yanlış, yaptırımlar yanlış ve olmuyor, uygulanmıyor. Bir şey duydum ya, böyle bir şey olabilir mi? Apartmanın alt katında otopark yapıyorsun, yapmazsa cezası peşine ödüyormuşsun, yapmıyormuşsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeycilik anlayışı olabilir mi? Bu nasıl bir kanun ya? Bu nasıl bir kanun? Apartman, otopark yapmak zorundasın. Oturuyorsun, o arabayı kaldırma bırakamazsın. Herkes onu bırakıyor çünkü otopark yok. Niye? Ceza ödemiş, otopark yapmasına gerek yok. Olmadı işte, bitti. Orada şeycilik sınıfta kaldı arkadaşlar. Buraya bakalım ve şeyciliği anlayalım. Bir tane plastik sandalyeye bak, oturuyorum. Burada bak, açılmamış kafe daha, kapalı. Tembeldir Rumlar. Saat 11. Ahşap, bez iskemle, plastik iskemle değil. Bak, tabela yok. Tabela nerede? Duvara yapışık. Dışarı böyle sallanmaz. Plexiglas yok. Bak, gördün mü bardaki tabelayı? Böyle basit bir şey yapmış. Baba oraya yapıştırmış duvara. Burada böyle plexiglas yok. Sallandırmamış. Işıklı mışıklı bir şey de yok. Yani efendim, her şey tabiatla beraber iç içe. Ahşap, taş, beton da yok. Görmüyoruz. Öyle dışında filizi olan apartmanlar, birikler, bir beton biriketler görmüyoruz. Çünkü bu yasağın getirdiği kültür, tek başına kültür gelmez. Nedir biliyor musunuz buradaki ceza? Bir evde biriket görürlerse, hemen gelip o evin biriketi boyamaz ise ve istediği rengi değil, kendi katalogdan seçeceği bir renge, yani adanın rengine boyamaz ise elektriği kesiliyor. Alınsa ceza. Yani 30 lira 50 kuruş para cezası kesmiyor. Bizdeki belediye bundan para kazanmak için yapar bu işi. Düzeltmek için yapmaz. Aradaki fark o. Anlıyorsunuz değil mi? Ne zaman buna ulaşacağız? İşte buraları gösteriyorum. Semih'i çok gösterdim ama kardeşim, Ege'nin en güzel adası seçildi ve dibimizde. Yani bir ders alalım değil mi artık? Alalım. Rum'dan ders almak ağır mı? Ağır. Ne yapalım? Alacağız. İşte geldik Türkiye'ye sevgili dostlar. Memleketimi severim ama gerçeği söylemeden edemem. Bakın çirkinliğe. Simi'den çıktık bir saat evvel. Karşımız Simi. O güzellikten çıktı. O güzel evlerden, o mimar anlayıştan. Geldik apartman memleketine. Bana nasıl oluyor bu anlamıyorum. Nasıl izah edecekler bunu bir dahaki jenerasyon anlamıyorum. Hala adam yukarıya 3 kat apartman yapıyor betondan. En tepeye. Nasıl bir izin? Kim buna izin? Yani nasıl oluyor bu? Orada adam çivi çakamıyor. Biz burada 3 katlı, 5 katlı tabela. Şimdi yani insanlarımızın hastasıyım. Memleketimi severim ama çirkinliğini de göz ardı edemem efendim. Maalesef. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kameramanlar dediler ki abi, şimdi memlekette bir çirkin mi? Hayır. Evet, çirkin efendim. Maalesef.